ve satanların dikkatini çekecek bütçe açığı hızla artınca maliye konut sektörünü sıkı takibe aldı. Ev alırken veya satarken gerçek bedeli üzerinden göstermeyenlere vergi kaçırmaktan ceza kesilmeye başlandı. Uygulamaya ise hem emlakçılardan hem de muhalefetten tepki geldi. Bütçe dengeleri son dönemde bozulan Maliye Bakanlığı konut sektörünü gözden geçirmeye başladı. Yetkililere göre son 10 yılın mülk alım ve satım dosyalarını inceleyen bakanlık bankalardaki hareketleri de dikkate alıyor. Satışlar raiç bedelin üzerinde yapılsa bile vatandaşa vergi kaçırmaktan yüksek mevduatlarda cezalar kesilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'a göre bütçesi bozulan bakanlık yine vatandaşlara yüklendi. Maliye sıkışmış durumda. Şimdi elinde ne var? Gelir vergisi üzerine baskı yapıyor serbest mükelleflere, beyannameli mükelleflere. Bir taraftan bu tapu harcı dediğimiz emlak alım satımında alınan tapu harçlarının emlak değerlerinin düşük gösterilmesi, ki bu Türkiye'de çok alışıldık, çok yaygın bir uygulamadır. Dolayısıyla şimdi bunun üzerine gidiyor. CHP'li vekil geriye dönük yapılan işlemlerin yasal olmadığını da savundu. Geçmişe dönük uygulaması aslında hiç adil değil kuşkusuz, ama oradan şunu yapmaya çalışıyor. Bir takım örnek uygulamalarla bundan sonrası için bir vergi terörü yaratmaya çalışıyor. Bundan sonra eğer dikkat etmezseniz, eğer gerçek değeri açıklamazsanız o takdirde ben bunun üzerine giderim mesajı vermeye çalışıyor. Maliye Bakanlığı'nın bu uygulamasına emlakçı Salim Taşçı ise sert tepki gösterdi. Bir daireyi satarken belediyeye gidiyorsun, raiç bedeli alıyorsun. Belediye devlettir. Diyor ki 250 bin liraya aldım bu daireyi, 55 bin liradan bildireceksin diyor. 5 bin liradan işlem yapıyor. Eğer maliye böyle bir işleme geçiyorsa amiyane tabirle bu deli dumurur belgesi olur. O zaman belediye yasasını iptal etsinler. Raiç bedelini belediye değil maliye belirleyecek desinler. Taşçı emlak sektörünün olumsuz etkileneceğine de dikkati çekti. Bu zaten balon olmuş bir inşaat sektörünü büyük oranda baltalar, kendi ayağına kurşun sıkma gibi bir şey olur. 2,5-3 milyon kişinin ekmek yediği inşaat sektörü yere serilmiş olur.